Migros TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben koçunuz Furkan. Bu yaza Migros'la beraber ağır sağlam hazırlanıyoruz. Her hafta sizlere yapabileceğiniz bir antrenman programı paylaşacağım ve bu program içerisindeki egzersizleri de nasıl uygulayacağınızı da sizlere aktaracağım. Örneğin bu videomuzda bu hafta boyunca yapacağınız 3 farklı antrenmanın bütün egzersizleri yer alıyor olacak. Bu haftanın programında 3 farklı antrenman bulunuyor. Bunları pazartesi, çarşamba ve cuma günleri uygulayabilirsiniz. Fakat bu günlerden farklı günlerde uygulamak isterseniz elbette uygulayabilirsiniz. Eğer matımızı yere serdiysek, spora hazırsak ilk antrenmanımızla başlayalım. Pazartesi antrenmanımızın ilk egzersizi jumping jack. 10 tekrar boyunca ellerimizi ve bacaklarımızı yana açıp sonra topluyoruz arkadaşlar. Vücudumuzun dinamizmini biraz artıralım. Ardından 20 saniyelik bir dinlenme periyodumuz var. Bu antrenmanımız 4 tur şeklinde 3 egzersizden oluşacak. Egzersizi yapıyoruz, sonra dinleniyoruz. Diğer egzersiz dinlenme, diğer egzersiz dinlenme. Bunu 4 tur şeklinde uyguluyoruz. Şimdi ikinci hareketimiz olan jump squat için hazırlanalım. Jump squat yerden dokunduktan sonra yukarı sıçradığımız bir hareket. 5 tekrar şeklinde uygulayacağız arkadaşlar. Vücudumuzu mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde sıçratmaya çalışalım. Fakat dizlerimizde bir problem varsa bu egzersizde yalnızca çömelip kalkabiliriz. Çünkü sıçramak dizlere fazla yük bindirebilir. Zamanla siz kuvvetlendikçe sıçrayacak kadar kuvvetiniz belki olabilir ama şu anda bunun için zorlamamanız gerekiyorsa zorlamayın. Evet arkadaşlar, ikinci hareketimizi de yaptık. Dinlenmeye geçtik. Şimdi yere doğru uzanıyoruz ve curl up yapıyoruz. Yani omuzlarımızı yerden kesiyoruz. Karın kaslarımızı bu vesileyle sıkmış oluyoruz. Ve bacaklarımızı yerden bir miktar kaldırıyoruz. Karın kaslarımız bizi titretecek şekilde kasılacak arkadaşlar. Belki üçüncü hareket için yavaş yavaş yorulmaya başladınız ama bu hareketten sonra daha uzun bir dinlenmeniz var bir sonraki tura geçmeden önce. O yüzden burada elinizden geleni verin. Vücudunuzu dağıtmayın, sallamayın arkadaşlar. İlk setimiz bu şekildeydi. Şimdi 60 saniye dinlenip bunu baştan ikinci, üçüncü ve dördüncü sefer yapmaya hazırlanıyoruz arkadaşlar. Ve haftanın ikinci antrenmanı. Çarşamba günü yapmanızı tavsiye ettiğim bu antrenmanda ilk hareketimiz olduğumuz yerde koşmak. Olduğumuz yerde çok da tempoyu zorlamadan 30 saniye boyunca koşuyoruz arkadaşlar. Bu vücudumuzun nabzını birazcık yükseltecek. Unutmayın, kendinizi burada çok zorlarsanız tüm turları tamamlayamayabilirsiniz. Dizlerimizi hafiften yukarı doğru çekiyoruz. Parmak uçlarında kalırsanız arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde bu hareketi daha az enerjiyle ve vücudunuzu daha az yıpratarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi bir 30 saniye dinlenmemiz var arkadaşlar. Bir sonraki hareketimiz kolaylaştırılmış mountain climber. Bunun için kendinize bir koltuk veya bir yükselti step bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz de paralel barımızı bu niyetle kullanıyoruz. ...30 saniyelik dinlenmemizin sonuna doğru yaklaşırken pozisyonu aldık. Ve şimdi 30 saniye boyunca dizlerimizi omzumuza doğru çekmeye çalışıyoruz. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Evet arkadaşlar, burada neyi bozmuyoruz arkadaşlar? Kalçamızı ve belimizi bozmuyoruz. Yani karnımızı sıkıyoruz ama bacaklarımızı omzumuza doğru çekiyoruz. Yerden biraz yükseldiği için çok zor olmayacaktır. Yani yeni başlayanlar için de rahat bir şekilde yapılabilecek. Tek dikkat etmemiz gereken bu roundun en zorlayıcı hareketi bu olduğu için biraz kendimizi zorlamak ve mountain climber bittiğinde tekrar arkadaşlar 30 saniye dinleniyoruz. Bir sonraki hareketimiz up and down plank, yani daha statik bir hareket. Bunun için nabzımızı birazcık düşürmeye çalışıyoruz. Dinlenme esnasında ne yapmıyoruz arkadaşlar? Kenara oturmuyoruz. Mümkün mertebe ayaktayız ve küçük küçük vücudumuzu hareket ettirmemiz de sağlıklı olacaktır. Dinlenme sürelerinin de antrenmanın bir parçası olduğunu ve kaliteli bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Şimdi üçüncü hareketimize geçtik. Burada karnımızı ve kalçamızı sıkarak bir dirseklerimizdeyiz, bir ellerimizdeyiz. Bunu sakin bir şekilde yapıyoruz. Vücudumuzu sarsmamaya ve sağa sola yatmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tüm yol boyunca karın kasımızı, kalçamızı sıkıyoruz.
Biraz zorlayıcı olacak çünkü az önce dizlerimizi çekerken karnımızı çok zorladık ve nabzımız da çok yükseldi. Ama biraz sabır, çok az kaldı roundun sonuna ve bu antrenmanımız 3 round 3 setten oluştuğu için kendimizi bir miktar daha zorlayabiliriz arkadaşlar. Hareketimiz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar 60 saniye boyunca dinlenmemiz var ve ardından ikinci rounda geçiyoruz. Ve arkadaşlar haftanın 3. antrenmanı yani cuma günü yapmanızı tavsiye ettiğim antrenmana geldik. İlk hareketimiz yerde olacak arkadaşlar. Karın kaslarımızı ve kalçamızı sıkarak 10 defa bacaklarımızı dışa açıyoruz ve geri topluyoruz arkadaşlar. Bu hareket göründüğünden bir miktar daha zor olabilir. Kalçanızın ve karın kaslarınızın kuvvetine ihtiyacınız var. 10 tekrarı tamamladığımızda ise arkadaşlar 30 saniye boyunca dinlenmemiz var. Dinlenme esnasında ayağa kalkmanızı ve hafiften olduğunuz yerde hareket etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir bilgi vereyim. Bütün plank tarzı hareketlerde karnımızı ve kalçamızı sıkmaya özen göstermeliyiz. Çünkü vücudun merkezi bölgesi karın ve kalçadır. Karnımızın ve kalçamızın sıkı olması demek, hareketin çok daha verimli olması demek. Şimdi ikinci hareketimiz olan half burpee için yere geçtik. Burada göğsümüzü yere değdirmeden olduğumuz pozisyondan toplanıp yukarı doğru sıçrıyoruz arkadaşlar. Bu hareketi 10 defa uygulayacağız. Normal burpee bu aşamada bizim için çok yıpratıcı olabilir. Çünkü bu antrenmanı da 3 round şeklinde uygulayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken kalçamızdan yani dizlerimizi çekerek vücudumuzu toplamamız en az enerjiyi harcamamızı sağlar. Ardından da hafif bir şekilde parmak ucumuzda sıçrıyoruz. Bütün sıçramalarda parmak ucunu kullanın arkadaşlar. Eğer topuğunuzun üzerinde sıçrarsanız hem yorumlarda şikayet ettiğiniz gibi alt komşunuza çok ses gidebilir hem de vücudunuz fazla yükü absorbe eder. Parmak uçları bu yüzden vardır. Bu hareketimizin ardından da tekrar bir 30 saniye dinlenmemiz var. Dinlenme esnasında derin derin nefes almaya çalışın. Bir an önce nabzınızı ve nefesinizi rayına koymaya çalışın arkadaşlar. Kesinlikle oturmayın. Bu daha zorlayıcı olur vücudunuz için. Ve bir sonraki hareketimiz olan Russian Twist için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Russian Twist'te gövdemizi döndüreceğiz. Burada dizlerimi vücuduma birazcık yaklaştıracağım. Kalçamın üzerinde omuzlarımı yerden hafifçe keseceğim. Sağa ve sola döneceğim. Sağa ve sola dönerken dizlerinizi de bir miktar hareket ettirerek dengenizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu çok hızlı yapmaya çalışmanıza gerek yok. Eğer çok zorlanıyorsanız sağa veya sola döndükten sonra yere de dokunabilirsiniz. Yani sağa dönüp yere dokunursunuz, sola dönüp yere dokunursunuz ve tekrar dönersiniz omuzlarınız yukarıda bir şekilde. Ve hareketi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir 60 saniye daha dinlenip 2 tur daha bunu uyguluyoruz. Evet arkadaşlar antrenman programımız bu şekildeydi. Bu hafta boyunca bu 3 antrenmanı uygulayabilirsiniz. Gelecek hafta yeni antrenman programı sizi karşılıyor olacak. O yüzden Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Peki egzersizlerimizi yaptık ama nasıl besleneceğiz? Migros TV sizi beslenme noktasında da düşündü arkadaşlar. Yaza ağır sağlam girebilmeniz için bu videonun ardından diyetisyen Yekbu Köseoğlu sizlere bir beslenme planı ve diyet tarifleri sunacak. Bu videoyu da kaçırmamak için Migros TV kanalına abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.